sevgili seyirciler, şimdi model uçak tutkusunu sizlere de yaşatmak üzere bahçeye çıktık. Yanımda konuklarım var. Nevzat Yerlikaya ve Hakan Sel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Önümüzde çok güzel uçaklar var. Model uçaklar kaça ayrılıyor? Model uçaklar motorlu ve motorsuz model uçaklar diye ikiye ayrılırlar. Biz motorsuz model uçaklarımıza planör adını veririz. Sadece rüzgar kuvvetiyle uçarlar. Bir de motorlu modellerimiz var. Motorlu modellerimiz de ayrıca bir ikiye ayrılıyorlar. Bunların bir kısmı benzinle çalışıyor veyahut da akaryakıtla çalışıyor diyebiliriz. Bir kısmı da özel bataryalarla çalışıyor. Bunlar kullanım alanlarına göre, uçaklar pistlerine göre de değişiyor. Çünkü motorlu uçaklarımız için büyük bir pist ihtiyaç var. Bunun da uzunluğu en azından bir 200 metre veya 100 metre olması gerekiyor. Elektrikli modellerimiz, elden atılabilen modellerimiz. Bunlar daha hafif. Bunların da büyükleri var. İkisi de çok keyif verici, çok heyecanlı. Özellikle model uçak konusu korku, heyecan ve zevkin bir arada olduğu bir hobi olduğu için çok daha keyif alıyoruz biz. Aynı zamanda bugün 7'den 70'e herkes heves ediyor fakat 16 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Birazdan eğitimlere geleceğim ama şunu da bu arada sormak istiyorum. Bu uçaklar kaç saat havada kalabiliyor? Hepsi değişiyor mu? Tabii pilliler, elektrikle çalışanlar 10-15 dakika fakat bunu özel pillerle 1,5-2 saate kadar uzayabiliyor süre. Yakıtlı motorlarımız da üzerine koyduğumuz depoya göre 300 cc, 500 cc o yakıta göre, motorun büyüklüğüne göre havada yarım saatle 45 dakika arası kalabiliyor. Peki şimdi sizden rica etsem önümüzdeki uçakları bize anlatabilir misiniz acaba? Tabii. Bu uçağımız Stinson Raniot dediğimiz bir uçağımız. Evet, 1933 yılında ilk uçuşunu Amerika'da gerçekleştirdi. Ambulans, kargo ve havadan fotoğraf çekimleri için kullanıldı orduda. Bu uçağımız GB dediğimiz bir uçağımız. 1932 yılında ilk uçuşunu yaptı. Uçak uçmada zaten dünya rekorlarını alt üst etti. 467 km sürat o yıllarda onu elde etti. Bu şu anda da üretimi yapılan ekstra 300 dediğimiz bir model. Akrobasi modelidir. Bir veya iki kişilik tipleri vardır. Bunların üçü de scale model dediğimiz birebir gerçeğinin aynısı. Yani bu uçakların gerçekleri şu anda dünya üzerinde uçuyor. Peki biz bu model uçakları nereden bulabiliriz? Eski yıllarda daha zordu bu model uçakları bulabilmek ama günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve mağazaların çoğalmasıyla bu hobiye ilginin daha fazla artmasıyla mağazalarımız var. Türkiye'de aşağı yukarı büyük şehirlerin tamamında ve doğuda, güneyde, Ege'deki bazı şehirlerimizde de var. Aşağı yukarı 20-30 şehrimizde model uçak malzemesi ve kendilerini bulabilirsiniz. Ben bunların hepsinin listesini web sayfam www.modeluçak.net sayfamda izah ettim. Bu sayfamda gerekli bilgiler de vardır. İnsanlar buraya bakıp zaten çoğu bana ulaşıyorlar. Onları yönlendiriyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki ben şimdi 16 yaşından büyüğüm ve model uçak uçurmak istiyorum. Nasıl başlayabilirim? Bunun bir eğitimi var mıdır? Evet, bunun bir eğitimi var. Bununla ilgili belgeleri ve diploma veyahut da uçuş belgelerini Türk Hava Kurumu veriyor. Tabii ki bunun bir tehlikesi olduğu için ve belirli bir yaş ve güven vermesi gerekiyor insanların. Bunları araştırılmasından sonra Türk Hava Kurumu'nun tespit ettiği öğretmenler var, yetiştirdiği. Bu öğretmenlerden bir tanesi de Hakan Mehmet Sel arkadaşımız. Kendisi başvuruyor. Hakan Bey onlara piste eğitimlerini tamamladıktan sonra bir sertifika verilebilir belgesi kendisine veriyor. O sertifikayla hava kurumuna veya ilgili kuruma gidip kendi uçuş belgesini alıyor. Peki bu derslerde neler görüyoruz biz? Şimdi eskiden bilgisayar ve simülatör ortamları yoktu. Modeli yapan kişi uçağı yapıyordu, geliyordu piste. İlk uçuşunu biz yerden kaldırıp havada gerekli eğitimi verdikten sonra aradan birkaç ay geçtikten sonra kendi başına inip kalkmaya başlıyordu. Ama şimdi simülatör dediğimiz bir olay var. Kumandanın, şu bizim önde gördüğümüz kumandaların onun birebir aynısı bilgisayara bağlanıyor. İnsanlar evde birkaç saat çalışmayla uçağın kalkış, iniş şekillerini yaparak piste o şekilde geliyorlar ve daha rahat bir şekilde eğitimini veriyoruz. Yahut da trainer cord dediğimiz kablolar var. Biz hoca olarak yanında kumandamız hazır. Öğrenci kendi kumandasıyla uçuyor. Biz herhangi bir tehlike anında bir sivice basarak kumandayı biz alıyoruz. Uçağın kırılmaması veya insanların üzerine düşmemesi için bu şekilde eğitimimizi veriyoruz. Evet, tabii bu arada model uçağı arka bahçede uçuramayacağımız için özel pistleri var. Pistlerin nasıl özelliklere sahip olması gerekiyor? Pistlerin uçağın türüne göre eğer büyük benzin motorlu uçaklarsa bu gördüğünüz sarı mavi uçak gibi
Bunun büyüklükleri 2 metre kanat açıklığı olabiliyor, 3 metre kanat açıklığı olabiliyor. Belli bir hız kazanması gerekiyor. Gerçek uçağın tüm fonksiyonları üzerinde var. Dönüşleri ve sonsuz yönde hareket etme kabiliyetleri var. O yüzden belli bir gücü aldıktan sonra, hızı aldıktan sonra uçabiliyorlar. Çünkü uçakların uçabilmesi için kuşlar gibi aynı öncelikle hıza ihtiyaçları var. Hız olmuyor, olmuyor. Peki Türkiye'de kaç tane pist var ya da pistler yeterli mi? Türkiye'mizde çok pist var ama şu anda yeterli bir pistimiz yok. Herkes bir çaba içerisinde. Özellikle Ankara'mızda hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Fakat yıllardır benim bu işe girdiğim gireli 20 yıl oldu neredeyse. Ankara'da düzenli bir pistimiz yok. Sabahları erkenden kalkıyoruz. Zaten aramızdaki arkadaşların çoğu 40 yaş ortalamasında. Sabah 6'da uçuşa gidiyoruz. Ankara'nın dışında 11. kilometrede bir boş arazi var. O toz toprağın içerisinde hepimiz uçaklarımızı uçurmaya çalışıyoruz. Ve çok pahalı olan bu uçaklarımız her biri nereden bakarsanız 2000 liranın üzerinde. Eve geldiğimiz zaman her tarafı toz toprak olmuş, oturup temizlikle uğraşıyoruz. Eşlerimiz de kızıyor tabii bu arada. Ama bizim güzel bir asfalt pistimiz olsa, belediyelerimiz bu konuda çalışmalar yapıyorlar galiba. Birçok şehirlerimizde var. Fakat Ankara'daki en büyük sıkıntımız pist sorunumuz var. O yüzden kendimizi geliştiremiyoruz. Bugün Ankara'da bulunan kulüplerimiz birçok şehirlerde şampiyonalar aldılar. Geçen Kayseri'de bir yarışma oldu, orada birincilik aldık. Özellikle oradaki birinci Melih Ulupınar arkadaşımı söylemek istiyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Kulübümüz de aynı şekilde destek oldu. Fakat bu arkadaşlarımızın hepsi inanır mısınız? Çok kötü pistlerde, toz toprağın içinde eğitim alıp dünya şampiyonlarına çıkıyoruz. Başkentimizde böyle bir pistimiz olması Türkiye'mizin adını dünyaya duyuracaktır. Buna çok ihtiyacımız var. Yıllardır en büyük sıkıntımız bu. İnşallah birileri duyar da bize destek olur. İnşallah bu programda vesile olmuş olur. Peki şimdi aslında uçak fiyatlarından bahsettiniz. 2000 liralık dediniz aşağı yukarı. Daha ucuzları var mıdır yeni başlamak isteyenler için? Gözünü korkutmayalım şimdi. Tabii ki. Elektrikli modeller ilk başlangıç için her bütün takım dahil 500 liradan başlıyor. 30 bin liraya kadar model var. Ama ilk başlangıç için elektrikli bir modelle başlayan arkadaş için 500-600 lira gibi bir ücret yeterli. Ama yok ben patlar motorla başlayacağım diyorsa ortalama maliyet 1000 lira civarı. 1000 lira karşılığında tabii kumanda, uçak bunların hepsi yapılabiliyor. Peki Türkiye'de kaç tane model uçak pilotu var? Benim hesapladığıma göre aşağı yukarı benim haberleşme gruplarım da var. Buradaki sayı ve diğer gruplardaki sayıyı izledim. Model uçak malzeme satış mağazalarını gezdim. Burada satılan model uçak sayılarını öğrendim. Yani aşağı yukarı son 2 senede 4000'in üzerinde model satılmış. Bunu kurum mağazalarına ve diğer mağazalardan öğrendim. Herkes 4'er tane uçak almış olsa diğer gruplarla beraber 2000'in üzerinde bu sayı. Sırf Ankara'da zaten sabahları biz toplandığımız zaman bir 50-60-100 kişi oluyabiliyoruz bazen. 2000 kişi diyebiliriz Türkiye'de. Ama bu sayı hızla artıyor şu anda. Hevesler çoğalıyor. Çok büyük bir tutku. İnanır mısınız öyle bir şey sevgi ki. İnanın uçaklara yatanlar bile var yani. Bu arada hemen sevgili seyircilere de hatırlatalım. Bir yandan canlı olarak şu an uçağımızı uçurduk ve TRT'nin etrafını gösteriyoruz canlı yayında. Evet. Hem izleyiciler onları seyretsin, biz sohbetimize devam edelim. Yarışlardan bahsettiniz. Ne kadar sürede bir yarış yapılıyor? Bundan sonraki yarış ne zaman? Yarışlar çok değişik kategorilerde yapılıyor. Bunların bir kısmı planör dediğimiz motorlu uçaklar. Bir kısmı motorlu uçaklar. Bunların bir de uluslararası belli bir kurallarda uçuşları var. Bunlara F3A dediğimiz, F3C, F3C şeklinde uluslararası isimleri var. Bir kısmı da helikopter şeklinde. F3C deniyor. Türkiye'de yapılan şehirler arası bir...